Futbol Arena'dan Gündem Galatasaray programından herkese merhabalar. Her hafta olduğu gibi yine aynı Aynacık Küçük'le beraberiz abi. Hoş geldin. Teşekkürler, hoş bulduk Efe. Nasılsın abimiz? Teşekkür ederim. Ben iyiyim, sen nasılsın demeyeceğim. İyisindir. Ben çok iyiyim abi ya. Tebrik ederim Göztepe'nin şampiyonluğunu. Teşekkür ederim. Efe iyi bir Göztepe'li. Bütün sezon bu anı bekledi. Artık darısı Galatasaray'ın başına. Bir sarı kırmızı bir sarı daha şampiyon olabilir. Evet. Sorularıma geçmeden önce hatırlatmamızı yapalım abi. Tabii ki. İzleyicilerimizden kanala abone olmalarını, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmalarını rica ediyoruz. Sen de Aynen yorumlara öyle. çok önem veriyorsun. Okuyorum hepsini. Evet. Herkese de teşekkür ediyorum. O zaman ilk sorumla başlıyorum. Tabii ki. Heyecanlısın yalnız bugün. Herhalde şampiyonluk Şampiyonluk heyecanı. heyecanı abi. Şey bir Hala de daha atamamışsın o maça da sevinci. gittim. Maça da gittim dün. Yorgunlukta sesim de şey biraz. Galatasaray'da sezonun bu dönemine kadar Fenerbahçe'ye göre neleri doğru yaptı? O kadar çok madde var ki say say bitmez bana göre. Bir, teknik adam farkı var. İki takım arasında teknik adam olarak Galatasaray çok ama çok üstün. Hani zaman zaman hani Okan Buruk'la İsmail Kartal'ı kıyaslayanlar oluyor. Ben onlara sadece gülüyorum. Fatih Terim'in yıllar önce bir lafı vardı. Adı geçenlerle rakip bile değiliz diye. Ben Okan Buruk'la İsmail Kartal'ın kıyaslanmasına sözle karşılık veriyorum. Bir de Ceza'nın bir şarkısı var değil mi? Seninle benim aramda kocaman bir fark var. Ya Okan Buruk zaten Galatasaray'a gelmeden önce kupalar kazandı. Akhisar Sporu şu an amatör lige düştü. Süper Kupa ve Türkiye Kupası kazandırdı. Yani Başakşehir'i şampiyon yaptı. Galatasaray'da da son iki sezonda yaptıkları ortada. İstatistikler değil. Aynı zamanda oyuncuları geliştirme konusunda da Okan Buruk'un yaptığı ortada. Sacha Boey Bayern'e gitti. Barış Alper'in geldiği nokta ortada. Icardi'nin başarısı, Icardi'yi yönetmek ayrı bir beceri. Yıldızları, bu yıldız takımını yönetmek, iki sezon üst üste bu yıldızlarla iyi geçinip şampiyonluğa ulaştırmak takımı, bu ayrı bir meziyet isteyen bir konu. Kaldı ki Okan Buruk İtalya'da Inter'de oynamış ve Galatasaray UEFA Kupası kazanmış. Yani hem futbolculuk hem teknik adam kariyeri konusunda hani farklı segmentte teknik adamlar bir kere Galatasaray'ın en büyük avantajı ve bu şampiyonluğun net bir şekilde en büyük mimarı Okan Buruk'tur. Galatasaray'ın eğer hedefe ulaşırsa bu şampiyonluk teknik adam şampiyonluğudur. Bunu açık söylemek lazım. Artı Okan Buruk bahaneleri üretmedi. Ya da onu bırak. Onu ben yaptım, bunu ben yaptım. Beni övmediniz, beni konuşmadınız demedi. İşine baktı. Başarısız olduğunda bahaneleri üretmedi. Dedi ki Sparta Prag maçı sonrasında suçlu benim, hata benim. Büyük teknik adam böyle olur. Bir kere Galatasaray o noktada Fenerbahçe'ye fark atmış durumda. İkinci nokta liderlik farkı ve kriz yönetimi. Burada hem Sayın Dursun Özbey'i hem de Erden Timur'u tebrik etmek gerekiyor. Galatasaray'da eğer ki bir kaotik durum varsa daha hiç hani yangın çıkmadan söndürdüler. Fenerbahçe'de ise Sayın Ali Koç ve yönetimi kendi kendine yangın çıkardı ve camiayı yaktı neredeyse bence. En majör hataları çok net bir şekilde Süper Kupa finaline çıkmamaları. Çıkıp belki Fenerbahçe iyi bir kadrosu var. Kazansa bütün psikolojik üstünlüğü, bütün ivmeyi lehlerine çevirecekken 10 gün boyunca Süper Kupa'ya çıksak mı çıkmasak mı? Genel kurulu toplayıp işte bir olağanüstü bir karar alma tartışmaları. Takım şampiyonluğa giderken Fenerbahçe'nin bunu yapması çok büyük bir hataydı. Elleriyle psikolojik üstünlüğü gerçek anlamda Galatasaray'a verdiler. Şampiyonluğa giderken kupaya çıkalım mı, ligden çekilelim mi bunu tartışırsan oyuncunun kafasında da soru işareti yaratırsın. Başkan olarak da, liderlik olarak da Fenerbahçe Galatasaray'a göre sınıfta kaldı. Diğer nokta atanı iyi, tutanı iyi. Muslera zaten 11-12 yıldır Süper Lig'in dengesini değiştiren bir kaleci. Bir kaleci bunu başarıyor.
Muslera konforu yaşıyor Galatasaray. Bu çok net. Diğer taraftan da Galatasaray'ın tabii ki buraları iyi oynama ve kazanma tecrübesi. Winner bir camia olması. Bu çok önemli. Galatasaray'da eğer şampiyonluk yarışının içindeyse takım, camiada tek bir çatlak ses çıkmaz. Muhalefet diye bir şey olmaz. Hedefe kilitlenilir. Sezon biter. Herkes eteğindeki taşları döker. Ama Fenerbahçe'de görüyoruz. Sayın Aziz Yıldırım, Sayın Ali Koç, Saadettin Saran. O zaman da ilgi dağılıyor ve hedefe odaklanamıyor. Ya kısaca Galatasaray burayı hak etti. Bir bütün olarak hak etti. Ve hedefe çok yakın. Fenerbahçe'de muhalefetin de çok çıkmasına sebep bu dönemde zaten o dediğin süreçten dolayı oldu abi. Bence hiç o şeyi yaratamadılar. Birleşmeyi yaratamadılar hiç. Ya o motivasyonu kaybettiler. Çok iyi odaklanamadılar şampiyonluk evet. yarışına. Bence anlamsız bir tartışma içerisine girip hedeften uzaklaştılar. Evet. Az önce söyledin abi Süper Kupa ile ilgili, Fenerbahçe'nin çıkmanı ile ilgili. Galatasaray'ın orada kazandığı bir kupa da var. Onun taraftarlar da çok merak ediyor. Süper Kupa töreni ne zaman düzenlenecek diye. Bilgi var mı onunla ilgili? Hemen anlatalım. Özel bir bilgi. Yani sosyal medyada paylaştım ama son dakika bilgisi. Çünkü herkes bunu merak ediyordu. Galatasaray tahkim kurulu da onayladı ve Süper Kupa'nın sahibi oldu. Çok net bir şekilde. Galatasaray kupasını Sivasspor maçında almayacak. İşte bu yüzden Galatasaray Fenerbahçe'ye göre süreci iyi yönetiyor, buraları iyi oynuyor diyorum. Neden? Çünkü maç öncesinde bir kupa töreninin futbolcuların ya da takımın konsantrasyonuna, motivasyonuna olumsuz etki edebileceği, rehavet ortamı yaratabileceğine dair şüpheler vardı. Bu olasılığı ya da bu riski almak istemedi Galatasaray. Şampiyonluk hedefine ulaşalım. Şampiyonluğu garantileyelim. Ondan sonra ya ayrı bir organizasyonla ya da iki kupayı birden hem şampiyonluğu hem süper kupayı almayı planlıyor Galatasaray. Buna göre bir organizasyon yapılacak. Ama hedef şampiyonluk olduğu için o ilgi odağının dağılmasını istemiyor. Bu sebeple Sivasspor maçında da herhangi bir kupa töreni ya da organizasyonu yapılmayacak. O zaman seni biraz daha bekleyecekler. İki kupalı daha güzel olabilir. İki kupalı yani hem Süper Kupa hem Şampiyonluk Kupası. İkisi bir arada olursa daha anlamlı olacağını düşünüyor. Bu konuda da Okan Hoca'yla da görüşecek yönetim. Muhtemelen şampiyonluğa ulaşılırsa iki kupayı birden aynı törenle halleder Galatasaray. Zaten son yıllarda organizasyon konusunda, şampiyonluk organizasyonu konusunda Galatasaray'ın eline herhalde kimse su dökemez. Evet, tecrübedendir abi. Flora davalar nasıl peki? İtban görüntülerinde çok eğlenceli atmosfer olduğu görülüyor. Tabii yani bir bütünlük var. Galatasaray hep 1,5-2 aydır söylüyorum yani şampiyonluk hedefine fokuslanmış, motive ve konsantre olmuş durumda. Ve Galatasaray'da mutluluğu şu şekilde özetleyebilirsin. Sahada oynayan da, yedek kalan da mutlu. Belki tek mutsuz olan isim var, o da Zaha. O da kusura bakmasın. Yani Davinson Sanchez de mutlu, Nelson da mutlu. Kenara bakıyorsun, işte Ziyech'i de mutlu. Tetesi Carlos Vinicius da mutlu. O yüzden Florya'da moraller gayet yerinde. Özellikle Adana Demirspor maçının da sadece 3 puan değil, daha fazlasını kazandırması Galatasaray'da keyifleri yerine getirmiş durumda. Nedir? Icardi gol krallığında birinci sıraya yükseldi. Nedir? Galatasaray Süper Lig'de üst üste kazanma rekoru kırdı. 15 maç üst üste galip gelerek Okan Buruk da geçen yıl kıramadı o rekoru. Bu kez başardı. Diğer nokta Fenerbahçe ile olan averaj farkını kapattı ve öne geçti Galatasaray +1. Bir diğer nokta Muslera'da Galatasaray kulübünün bir kez daha tarihine geçmeyi başardı. Bu sezon ligde 18 maçta kalesini gole kapatarak kulüp rekoru kırdı. Bu sebeple moraller gayet iyi. Artık Galatasaray şampiyonluğa sadece 360 dakika uzaklıkta.
Adana Demirspor maçı söyledin. 3 tane ismi performans Adana Demirspor maçında öne çıktı. Hakim Ziyech ilk golü attı, kilidi çözdü. Mertens. Yani söylenecek hiçbir şey yok. Ben hayatımda böyle bir performans izlediğimi hatırlamıyorum. 38 yaşında bir oyuncun. Senle burada maçı seyrederken istatistiklere baktık. 8 kilit pası vardı. 10 top kaybı vardı. 5 de top çalması vardı. Hani o kadar kilit pas denen oyuncunun 10 top kaybının olması çok düşük bir rakam. Ama hepsinin yanında top çalmaları da çok etkileyiciydi. Bir de Muslera. Maçı tuttu resmen Muslera. Çok net. Genel olarak bu üçünün performansını ve Mertens'in de durumunu soracağım abi sana. Muslera konusunda çok rahatım. Yaklaşık 7-8 senedir söylediğim şey. Kaleciden ziyade maç ve şampiyonluk kazandıran bir isim Muslera. Sıradan bir kaleci değil. Ya şampiyonluk kazandırıyor yıllardır Galatasaray'a. Bu da onlardan bir tanesiydi. Yani 30. saniyede Adana Demirspor öne geçebilirdi. Orada bir kurtarış yaptı ama akabinde ön libero gibi oynadı. İki tane Adana Demirspor'un kontrasında net golü engelledi. Yani 5 net kurtarışı var. 1-0'dan sonra da 2 tane net var. O da tamamen psikolojiyi döndürebilirdi. Çok büyük bir olay. Hani Galatasaray 3-0 kazandı tamam ama bana göre maçın adamı Muslera. Sonra Mertens gelir. Yani muhteşem oynuyor. Belki ilerleyen sorularda var ama ben şimdiden söyleyeyim. Mertens ile alakalı menajeriyle görüşmelere başladı Galatasaray. Sezon sonunda bir yıllığına uzatmak istiyor kontratını. Mertens şu an devam eden kontratındaki ücreti istiyor. Pazarlıklar devam ediyor ama orada el sıkışır Galatasaray. Mertens de önümüzdeki yıl Galatasaray'ın kadrosunda olur. Yabancı sayısı düşeceği için belki orada Mertens'ten yana kullanır mı Galatasaray, kullanmaz mı soru işareti vardı. Kullanacak. Ya bu performansla. Sadece zaten performansla değil. Mertens Florya'da her futbolcunun örnek aldığı bir isim. Oyunuyla, çalışma disipliniyle, aile hayatıyla, profesyonelliğiyle müthiş bir karakter. Galatasaray için de bir şans. O pozitif havayı katan, Florya'daki o pozitif havayı katan belki de en önemli yapı taşı da Mertens olabilir. Çok, çok pozitif bir insan çünkü. Çok net. Kerem'e dokunuşu, Barış'a dokunuşu, Icardi ile anlaşmaları herkese tabii çok şey. Ya zaten bu oyuncu grubu işte Kerem için, Barış Alper için işte yani birçok genç oyuncu için büyük bir şans zaten. Son olarak bir de Ziyech. Ziyech bir gerçek var. Bundan 2 ay önce Hakim Ziyech için iyi şeyler söylemiyorduk. Sezon sonunda ayrılabileceğini konuşuyorduk. Ama özellikle bence kontratındaki başarı opsiyonunun devreye girmesi ve sözleşmesinin otomatikman bir yıl uzaması Ziyech'in Galatasaray'a olan bakış açısını, aidiyet duygusunu güçlendirmesini sağladı. E tabii ki şampiyonluğa giden bir takımda da o da ekstra bir konsantrasyonla artık maçlara çıktı. Zaten Ziyech istediği zaman istediği maçı çözebilecek. Çok üst düzey kalitede bir oyuncu. Adana Demirspor maçında kenara gelirken oyundan alınmasına tepki vermesi dahi oynamak istediğini, sahada olmak istediğini o tutkuyu gösteriyor. O tepki Okan Hoca'yı mutlu etmiştir. Evet. Herkes emin olsun. Ve önümüzdeki yılda Galatasaray'ın oyuncusu. Bu tabii ki futbolcuda da bir dediğim gibi bir o bağların güçlenmesini sağladı. Bir de seçim gündemi var Galatasaray'da. Evet. Biz geçen hafta konuştuğumuzda daha resmi olarak Dursun Özbek kadar değildi. Bak şimdi mesela bir sözünü kestim. Hani Fenerbahçe ile Galatasaray'ın farkını konuşuyorduk ya. 4 gün sonra listeler verilecek. Galatasaray'da daha yeni doğru dürüst seçimi konuşuyoruz. Evet. Şampiyonluğa odaklanmıştı Galatasaray. Başkanı, işte yönetimi, hocası, taraftarı, camiası, üyesi, futbolcusu. Neredeyse yumurta kapıya dayandı. Daha seçimi hiç konuşmadık. Evet. Seni dinliyorum. Geçen hafta sana sorarken Dursun Özbek'in adaylığı daha resmi değildi. Şimdi resmileşti artık. Dursun Özbek adaylığını açıkladı. Malumun ilanı. Aynen. Aylardır söylüyorduk zaten. Listesi nasıl olacak? Herhangi bir bilgi var mı? En çok merak eden esin de Abdurrahim Albayrak tekrar Galatasaray yönetiminde olacak mı? Sayın Başkan bu kez net, kendi hür ve özgür iradesiyle bir liste yapacak. Çünkü geçen dönem yaptığı liste son dakika
camianın baskısı sonrasında aday olmuş ve seçimi kazanmak adına bir anlamda koalisyon ekibi oluşturulmuştu. Öyle bir listeydi. Şimdi Sayın Başkan kendi doğrularına göre hareket edecek. Burada en önemli soru bence Erden Timur. Yani bugünkü başarıda çok büyük bir payı var. Çok önemli fedakarlıkları var. Eşinin önemli bir rahatsızlığı var. Geçmiş olsun burada. Allah şifa versin. Allah şifa versin. O sebeple Erden Timur'un kafasında da bazı soru işaretleri var. Sayın Başkan Erden Timur'u ikna edebileceğine inanıyor. Bir anlamda zaten genel kuruldaki konuşması da bu yöndeydi. Erden Timur devam etmeli Galatasaray için. Bana göre. Bu önemli bir nokta. O karar çok önemli bence. Ama ikna etmesi gerektiğini düşünüyorum ben de. Şu anda henüz bir renk vermiş durumda değil Erden Timur bu konuda. Ya da kesin kararını vermiş değil diyelim. Abdurrahim Albayrak konusunda aylar önce Sayın Başkan önümüzdeki dönem beraber hareket edeceğiz ifadesini kullanmış Abdurrahim Albayrak. Sayın Albayrak da camiada birçok kişiye bunu dile getirdi. Önümüzdeki dönemde görev alacağını söyledi. Adana'daki maça da gitti. Tribündeydi. Yani Abdurrahim Albayrak gireceğine inanıyor. Eğer ki Sayın Başkan son dakikada bir fikir değişikliğine gitmezse. Galatasaray İş Adamları Derneği Başkanı İbrahim Hatipoğlu'nun bu kez yönetim kurulu listesinde yer almasını bekliyoruz. Aynı zamanda Fatih Bey var. Galatasaray İş Adamları Derneği'nde. Genç bir yönetici. Onu da listesine alacak Sayın Dursun Özbek. Bunun dışında mevcut listede Eray Yazgan, Can Atan, Rıza Morovo ve bunun dışında unuttuğum kim var? Gerçi birçok isim olabilir. İkinci başkan Sayın Metin Öztürk'ün de listede yer alması bekleniyor. Yani hemen hemen zaten 10 kişiyi saydık neredeyse. Evet. Bakalım biraz daha bekleyip göreceğiz. İlerleyen günlerde daha detaylı açıklanır. Ama şunu da söyleyeyim. Şu anda henüz bir ikinci bir liste ortada yok. Eğer Galatasaray tek adaylı bir seçime giderse herhalde son 30 yılda belki kulüp tarihinde ilk kez tek adaylı bir tek listeyle seçime girecek Galatasaray. Ya ben 2002 yılından bu yana Galatasaray'ı takip ediyorum. 22 senedir Galatasaray'ın tek adayla seçime girdiğini görmedim. Bugün camianın önemli hani hafıza kartlarından biriyle konuştum. O da en son ne zaman tek adaylı seçim olduğunu hatırlayamadı. Çok uzun yıllar olmuş. Bu da bir ilk olur Galatasaray için. Abi son olarak da takımdan ayrılacak oyuncuları soruyor. Daha ayrılma ihtimali olan Davinson Sanchez, Nelson, Kerem Aktürkoğlu. Bunlar son durumu nedir? Nelson kalır. Victor Nelson kalır Galatasaray'da. Davinson Sanchez 25-30 milyon euroları görürse gider. Kerem Aktürkoğlu da çift basamaklı teklif gelirse 10 milyon euro ve üstü. O zaman Kerem'e sorulur. Kerem ayrılmak isterse gider. Peki abi. Çok kısa ve öz oldu. Evet. Gayet net cevaplar. Aynen. Hem keyifli sohbet hem de verdiğin bilgiler için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Bir de son bir şey söyleyeceğim. Hani programı kapatırken bu konuya aklıma geldi de bir haber üzerine bir tweet paylaştı. Yani yorum yaptı o habere. Karşılık verdi, yanıt verdi Mert Hakan. Evet doğru. Ya girmek istemiyordum da şimdi aklıma geldi. Çünkü uslubu beni çok rahatsız etti. Evet. Yazım dili çok rahatsız etti. Her şeyden önce Mert Hakan Fenerbahçe'nin kaptanlarından bir tanesi değil mi? Ya bu Türkiye'nin, ülkemizin iki büyük kulübü var. İki güzide kulübü var en büyük. Biri Galatasaray, biri Fenerbahçe. Bunu kimse inkar edemez. Şimdi Fenerbahçe gibi büyük bir camianın, büyük bir kulübün kaptanı böyle tweet atamaz. Fenerbahçelilerin tepki göstermesi gerekir ama göstermiyorlar, yanlış yapıyorlar. Fenerbahçe kaptanı böyle tweet atmaz. Bir. İkincisi,
Orada zaten hani hakaret içeren sözlere girmek istemiyorum ama orada bir korkak cümlesi var. Korkuyorlar. Mert Hakan, haberin var mı bilmiyorum ama Süper Kupa finaline haksızlığa uğramış ya da uğramamış. Fenerbahçe çıkmadı. Bir. Galatasaray şu anda 4 puan önünde. Lider. 2. Geçen yıl Galatasaray içeride dışarıda Fenerbahçe'ye 6 gol attı. 0 gol yedi. Fenerbahçe'nin isabetli şutu yok. En son Fenerbahçe golü Galatasaray kalesine 2022 Nisan ayında attı. Ve 2023 Ocak'tan beri Fenerbahçe'nin bırak golü Galatasaray kalesine isabetli şutu yok. Mert Hakan, neyin korkaklığından bahsediyorsun ya sen? Ve 37. hafta Galatasaray-Fenerbahçe derbisi. Bekleyelim ve görelim. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim abi. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.